Ekonominin dili tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Stüdyoda bu dakikaları itibariyle iki değerli konuğum var. Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak yayınımızda. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, evet. Şimdi Bugün e, aslında birçok kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Belki araç sahipleri e, bize kulak verecekler birazdan. Çünkü sizden değerlendirmeleri alacağız. E, akaryakıt fiyatlarını konuşacağız. Türkiye'de gelinen son ekonomik tabloyu konuşacağız. E, şimdi isterseniz hep birlikte bu artan döviz fiyatları nasıl yansıdı? Geçtiğimiz seneyi nasıl geçirdik? Bu sene nasıl başladı ilk yarı itibariyle konuşacaksak bu değerlendirmelerle başlayalım. Tabii memnuniyetle. Şimdi efendim 2018 yılından başlamak lazım bugüne ışık tutabilmek için. 2018 esasında iki ruhlu bir yıl oldu. Bunun bir Haziran'a kadarki dönemi var ilk 6 ay. Bir de ikinci 6 ay var. Dikkatinizi çekiyorum burada Ağustos'tan bahsetmiyorum. Ağustos ikinci yarıya giriyor. Çünkü çoğu sektörde Ağustos öncesi ve sonrası diye bir ikilem var. Bizim pazarımızda bu iş tam olarak 2-6 aya ayrıldı. 2018'in ilk 6 ayında esasında durumlar düşünüldüğü üzere gidiyordu. Yani baktığınız zaman 2018'e kadar son 5 yılda Türkiye akaryakıt pazarında veya yakıt pazarında diyelim ben çünkü buna LPG'yi de her zaman dahil ediyorum evet. artık. LPG'nin de neredeyse %80'ine yakını otogaz olarak kullanılıyor yani otomotiv yakıtı olarak. Türkiye yakıt pazarı esasında e, alışılagelmiş büyümelerini sürdürüyordu. E, baktığınız zaman son 5 yılın ortalaması olarak benzin e, biraz kendini e, koruyabilmiştir. Yani %1 filan gibi yıldan yıla artış göstermiştir. E, ama dizel yani motorin yıldan yıla %5 ve üzerinde artışlar kaydetmiştir. Keza e, otogaz LPG'de %3 ila 5 arasında büyümüştür. Bu eğilim bu trend 2018'in ilk yarısında da devam etti hı hı. fakat Haziran ayı itibariyle niye Haziran diyorum çünkü hatırlayınız maalesef bu dövizin e, hani şahlanırcasına yükselmeye başladığı evet. ve buna paralel çok büyük bir şanssızlık e, petrol veya petrol ürünü yani motorin e, dünya üstü fiyatlarının da artışa geçmesi aynı zamanda denk geldi. Hı hı. Biz bunu hiç sevmeyiz akaryakıt e, pazarında. E, bu iki tane etkenin olumsuz olarak tecelli etmesi, Haziran'dan itibaren bir tıkanıkla yol açtı fiyatlar açısından. Evet. Eşel mobil filan ÖTV e, ayarlaması olmasına rağmen, tabi Türkiye'nin de diğer ekonomik dengeleri de bozulma e, noktasına geldi. Hatırlayacaksınız, e, geçen sene Haziran ayından itibaren bu, bazı şirketlerin e, tahsilat güçlükleri, ödeme güçlükleri, işte bu kredilerin biraz e, karmaşaya duçar olması falan hep o zamana denk geliyor. Ve Haziran ayından sonraki ikinci yarıda biz e, uzun zaman diyebileceğimiz bir sürede, süreden beri ilk kez pazarımızda daralma gördük. Hı hı. Ve 2018 yılı e, toplamına baktığımız zaman benzinde başa baş geldi. Yani 2017 kadar sıfır büyüme neredeyse. Yani çok cüz'i 0.3 veya 4. Ama EPDK'nın son 2018 yılı verilerine göre motorinde %de 2.4 geri gidildi hı hı. Çünkü Şimdi geliyorum bu yıla. Benzinle motorun kafa kafaya geldi fiyat bakımından bakacak olursa. onu anlatacağım birazdan o başka bir dengeyle ile alakalı hı hı. ama bu yılın ilk 5 ayına şöyle 4 ayına bakalım benzin yüzde 0.6 büyümüş Çünkü pazarı eşel mobilden dolayı daha tüketimde orada bir tıkanma görmüyoruz özel araçlarda fakat dizel yani motorun yüzde yedi buçuk daralmış. Hı hı. Bu daralmanın büyük bir kısmı maalesef büyük projelerden yani yol, köprü vesaire yapımları, e, ticari araçlar ve büyük kamyon gibi araçların tüketim azalmasından geliyor. Bu da tabi şu anda ekonomideki ekonomide çektiğimiz sıkıntının birebir aynası. Ekonomideki durgunun bir aynası. Evet. Ekonomik bire bir aynası. Yani. evet. Bire Peki bir aynası. Ağustos'tan sonra ne oldu? Çünkü Ağustos'ta pik yaptı, döviz yaptı bayağı e, arttı. Ağustos'ta esasına bakarsanız pompa fiyatı olarak o kadar etkilenmedi vatandaş. Hı hı. Neden derseniz Eşel Mobil devredeydi. Evet. Kompanse size şöyle bir örnek. bir örnek vereyim. Eee benzin de yaklaşık 2.5 lira kadar litrede özel tüketim vergisi var. Ağustos Eylül Ağustos'ta özellikle bu 1 liraya kadar indi. Şu anda hmm. e, neredeyse aynı yani çok cüzi bir hmm. kuruşluk e, litrede bir kuruş etkileyecek kadar bir ÖTV indirimi var. Ama işte biz o e, pompa fiyatlarını tabi bu şeye yansımıyor. Toptan satışlara veya başka tür satışlara sadece top, e, pompa satışlarından bahsediyorum istasyon satışlarından. Diğerlerde çünkü gelen bütün fiyat artışları birebir yansımak zorunda, e, Pompa fiyatlarında fazla bu o kadar hissedilmedi. Ama vatandaşın diğer ekonomik etkenleri zora girince ister istemez zaten tüketim olarak kendini gösteriyor bu, düş tüketim düşmesi olarak. Evet, evet. E, şimdi aslında şunu da konuşalım. Ee, o hani çok büyük bir ekonomik kriz yaşandı küresel anlamda. Biz o zaman evet. hep şeyi konuşurduk. Benzin fiyatları 5 lirayı bulacak mı? İşte 5 lira sınırına Şimdi gelir mi? Ben. Şimdi 7 lira. Evet. Ne olacak? Aslında ondan asıl yani merak edilen konu Ne olacağı en iyi bilecek isimlerden Estağfurullah. biri. Estağfurullah. Çünkü yani biz ondan çok şey... Dün Bu... akşam bir toplantıdaydım. Evet. Yarın akşam Selim Bey var dedim çok iyi, hemen izleyelim çünkü petrolle ilgili, akaryakıtla <laughs> ilgili onu söyleyecekler hep çıkıyor dediler. Estağfurullah. Onun estağfurullah. için ne olacağı en iyi bilecek isim. Evet. Yani Şimdi e, bakın, bir defa şuradan başlayalım. Türkiye'de akaryakıt fiyatı nasıl belirleniyor? Hiç bunun yani böyle bir e, bir defa siz belirlemiyorsunuz o kesin. Bir defa biz belirlemiyoruz. Yani, akaryakıt istasyonları bakın, ya da yani şirketler... bu işin böyle gizli kapaklı hesap Hı. formül bilmem ne karekök sinüs kosinüs falan böyle bir şeyle alakası yok. İki tane unsur var. Bir petrol fiyatı hı hı. günlük yayınlanıyor ve takip ediliyor. İki Türk lirası dolar paritesi. Şimdi bu ikisi her gün o günkü petrol fiyatı veya motorin fiyatı çünkü biz motorinde yüzde 50 oranında ithalata bağımlı bir ülkeyiz. Benzinde tamamen kendimize yetiyoruz tamamen yerli üretim kullanıyor bütün şirketler. Ama her gün bakıyorsunuz e, fiyata. İster buna Brent petrol diye bakın ister e, dizel fiyatı diye bakın fazla fark etmiyor çünkü beraber hareket ediyorlar. Bunu o günkü Türk lirası döviz kuruyla çarpıyorsunuz bir rakam elde ediyorsunuz. Bu rakam devamlı takip ediliyor. Eğer son 5 günde bir önceki fiyat ayarlamasından bu çarpılan miktarda %3 artı veya eksi olur ise... Fiyatlar ayarlanıyor, yukarı veya aşağı. Ha bu arada şimdi yalnız başka bir şey çıktı. Diyelim ki bir fiyat artışı gelecek. Bunu biz bildiriyoruz EPDK'ye fiyatlarımız bu olacak diye. Dönüyorlar, Maliye Bakanlığı'na danışıyorlar. Onlar eğer arzu ederlerse ÖTV indirimi veya yükseltimi yapıyorlar. Hı hı. Şimdi bizim her fiyat yapımızda evet serbest piyasa ama biz kontrollü bir piyasayız. Yani kimse başka bir şey düşünmesin. Bizim attığımız her adım EPDK'nın denetimine tabi. Bizim Türkiye'de zaten bakın ürün kaçakçılığının ortadan kalkmış olmasının en büyük sebebi de bu. Otomasyon sistemiyle EPDK anında benim Hakkari'deki istasyonumda hangi pompadan hangi plakalı araca ne kadar benzin veya motorin verildiğini biliyor. Dolayısıyla burada bir ürün kaçakçılığı hiçbir zaman olamıyor artık. Çünkü girişinden çıkışına kadar tüketimine kadar neredeyse molekül bazında EPDK takip ediyor olayı. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir örnek, büyük bir başarı. Burada tüketiciye bir mesaj verelim mi? Yani hani o akaryakıt istasyonlarında petrol alırken, yakıt alırken bir endişe var ya, ona mahal yok. Şimdi bakın buna yani buna mahal bu yok. Bu yani. son herhalde 4 veya 5 herhalde yıldır markalardan alıyor. Samimiyetle alayım. ve açıklıkla ifade ediyorum. Türkiye'de artık akaryakıt ürün kaçakçılığı veya tahşişi veya bir şey söz konusu değil. Bakın şunu söylemiyorum. Vergisel tarafta bir takım durumlardan menfaat temin edenler yoktur demiyorum. Ama bu Maliye Bakanlığı'nın işidir. EPDK'nın işi değildir. EPDK kendi alanındaki denetim konusunda yani çok güç bir işi başarmıştır. Türkiye'de ürün kaçakçılığı akaryakıt da ortadan kalkmıştır. Şimdi tekrar bunu bir parantez olarak algılayın evet, evet. lütfen. Çünkü konular birbirine bağlandığı zaman böyle heyecanla anlatıyoruz. Dedik ki Türkiye'de akaryakıt fiyatı dolar e, Türk Lirası paritesi çarpı günlük e, akı, petrol, petrol veya de. ürün fiyatı bunun son 5 günlük ortalamasının artı eksi %3'üne tabidir. Bitti. Vatandaş şöyle diyor tabii bu noktada. Diyor ki dolar düştü neden akaryakıt fiyatları e çünkü düştü? Çünkü 5 günlük dedi? ortalamayı beklemesi evet, lazım. Işte onun Çıktığı için... zaman da bekliyor yalnız onu biliyor mu? Evet. Yani bu hmm. tek taraflı bir testere değil. Hatta ben size daha başka bir şey söyleyeyim. Son bir yıldır pompa fiyatlarında fazla bir oynama olmasın diye bu Eşel Mobil vesaire var ya. Evet. Çıkışlar yükselişler sadece pazartesi günü yaptırılıyor ama indirim gelirse anında indiriliyor. Hmm. Bunu da söyleyeyim. Yani o, açıkça söyleyeyim. Ben bir vatandaş, o bir şehir vatandaş, şey şey vatandaş olarak benim bu konuda Gönlüm rahat. Ya şöyle bir şanssızlık oldu belki Sayın Şiper. Şimdi e, döviz tamam çıkıyordu ama o dönemde petrol fiyatları dünyada e, alt sınırda ben, sınırdaydı. O pek bir karar aldı. 60 doların üzerinde bravo. çıksın dendi. Sonrasında tabii ki artışta beraberinde Bakınız, geldi. Yani döviz düşse bile bu sefer. Maalesef. Doğru evet. bunu Yani ben buna kusursuz fırtına dedim. Yani. Hı hı. Hem döviz fiyatı 4 nala gidiyor hem petrol fiyatı çıkıyor. Düşününüz. Bu sizin sevmediğiniz, bizim de sevmediğimiz. Benim okuyordur. nefret ettiğim sektör olarak ha. bir durum ya. Ha. Ben istemez miyim affedersiniz e, şey, döviz fiyatı düşsün, petrol fiyatı düşsün. Ben fiyatımı daha makul ve daha düşük bir yerlere gelsin. Böylelikle vatandaş daha fazla tüketsin, benim satışım artsın. Yani tüccar olarak benim böyle düşünüyor olmam ha. lazım. Yani bunun, bunun ötesinde bir şey olamaz ki yani benim. Ne gibi bir çıkarım? Çünkü bu döviz fiyatının artmasından eksilmesinden veya ürün fiyatının artmasından benim bir çıkarım yok ki. Benim bayiyle beraber paylaştığım marj belli. EPDK kontrolünde neredeyse. Yani gayri resmi olarak. Bu oradan hesap edin aynı para buradan hesap edin aynı para. Yani vatandaş şunu da zannetmesin. Fiyatlar yükseldi. Eh tamam. Bu e, istasyon sahipleri, bayiler ve dağıtım şirketleri e, bayram ediyor. Yok öyle bir şey. Ben aynı parayı e, alıyorum brüt marj olarak. Sizin e, kar marjınız hep aynı. Değil mi? Yani, Tabii ki. O belirli. Dışında, çıksa da düşse de. O kâr marjının yüzde kaç civarında? Size söyleyeyim. Hmm. O e, da çok Taş çapkası yüzde 8. Bir evet. daha evet. 9 arasında. Bunun şöyle bir... Yüzde 9 diyelim daha doğrusu. E, yüzde 4, 4,5 e, istasyon da yüzde da Şimdi evet, orada kalıyor? da bir başka polemik Ortadan başlıyor. Bakın ben size onu da söyleyeyim. Orada başka bir şey başlıyor. Şimdi... Ee, bazı böyle e, ortaya hani atayım da belki bir Hı. şey çıkar Şu cinsi e, popülist bazı yaklaşımlar oluyor. Şimdi sonuç olarak akaryakıt dağıtım şirketiyle istasyon sahibi Bayin arasında ticari bir ilişki var. Türk Ticaret Kanunu'na tabi bu. Türk Ticaret Kanunu her tüccarın basiretli tüccar olmasını varsayar. Ben kimsenin alnına tabanca dayayıp da bayilik sözleşmesi imzalatmıyorum. Bu karın paylaşılması üzerine bir e, hesap yapıyoruz. Ve eğer benden baştan bir para istemiyorsa <laughs> ona göre bir pay alıyor. Diyelim ki %50'sini, 60'ını o alıyor. Yok benden baştan bir para alıyorsa da zaman evet. zaman milyonlar uçuşuyor. Doğru bazı istasyonlar. Baştan paşıyla bu parayı transfer parası ne derseniz din. Böyle bir şey alıyorsa o zaman da kusura bakmayın. O par şeyden, marjdan aslan payını ben alıyorum. Bu iki tane basiretli tüccar arasındaki bir şey. Şimdi bazı odak noktaları diyor ki... Efendim bu devlet eliyle yani EPDK marifetiyle kısıtlansın. Ya hani biz serbest piyasa ekonomisinden yanaydık? Dikkat edin. Bunu söyleyenler de hani memur değil... ...kapitalist tanımına girecek... ...istasyon sahibi bayiler. Hı hı. Ya Hani serbest piyasadan yanaydık? Şimdi burada bir çelişki var... ...ve bu bugünlerde pişiriliyor. Ama tabii kimse... ...hani bir laf vardır... ...kasaptaki ete e, soğan doğramasın. Daha bunlar görüşülür edilir. Çünkü Allah'a şükür... E, ...EPDK e, değişik... E, ...etkenlerin görüşünü almadan... ...bu konularda... E, adım ...fazla e, haklı olarak adım atmıyor... Dolayısıyla daha burada görülecek film vardır. Ama herkes attığı kurşunun eninde sonunda kendini vuracağını bilsin. Neden biliyor musunuz? Eğer siz bu paylaşımı bayilerin sözüm ona lehine kısıtlamaya kalkarsa hatta yerleştirmeye kalkarsanız ben de baştan bu parayı vermem. Şimdi acaba kim kaybeder onu merak ediyorum. Çok teşekkür evet. ederiz. Bir, aslında Berak bir şey, e, son bir... kaç dakikamız aslında süremiz bitti ama biraz belki bir iki dakikayla evet. toparlayabiliriz. Şu i̇stasyon bazında siz ya sanıyorum Türkiye'de bir numarası. Evet en fazla istasyon, istasyon bizde. açmayı var. nasıl yani nerelerde istasyon açmak? <laughs> Tüketiciyle bu istasyonlardaki işte bir takım marketlerin olması nasıl sizi buluşturur? Şimdi benim birincisi nerede istasyon sahibi olunmalı? Bu yani hiç gene atla deve bir olay değil bu. Her e, aklı başında mantıklı insanın bulabileceği önünden kaç araç geçiyor? Burada ne gibi bir satış potansiyeli var? Burada bakacağınız e, hani daha evvel başka bir şirketin e, bayisi ise a, acaba bu markanın gücü güvenilirliği ona göre ben bir artı yazabilir miyim? Veya işletmesinde bir sorun vardır eğer bunun işletmeciliğini ben değiştirirsem burada satış artar mı? Gibi son derece hani basit diyebileceğim ama içgüdüsel hani basiretli tüccar mantığıyla efendim ortaya konulan bir takım hesapları var bunun. Ona göre. Ona göre şey oluyor. Evet. tayin ediliyor. Yalnız şu evet istasyonculuk kabuk değiştiriyor. Artık istasyonlar bir. Eskiden biz ne derdik? Benzin istasyonu. Bu birinci Şimdi yaşam dakika. alanı gibi bir şey oldu. Derken dizel motorin çıktı. Demeye başladık ki akaryakıt istasyonu. Bugün Akaryakıt istasyonu falan değil bunlar. Bunlar yakıt istasyonu. Niye? Çünkü Herkesi bir var. o kadar da LPG satılıyor. Bazı istasyonlarda ve gittikçe artan şekilde elektrikli araçlar için şarj noktaları evet. var. Artı istasyon marketçiliği denilen bir konsept gelişiyor şu anda. Şu anda Türkiye'de 24 saat açık alışveriş yapabileceğiniz tek perakende satış noktaları istasyonlardaki marketler. O marketlerin müdavimlerinden evet. biri de benim. Ben her sabah uğradım. 24 saat yaşıyor <laughs> mu <mi? Siz gülüyor> diyorsunuz. Kahveyi <laughs> her gün nereden, nereden alıyorsun diye. <laughs> evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu arada yeniliklere şimdi. de imza atıyorsunuz. Bir dahaki sefer onu da yani İnşallah. Ikinci, ikinci el araç piyasasında olacaksınız evet. sanıyorum önümüzdeki evet. süreçte. Evet. Siz olduğunuz her yerde yenilik oluyor. Estağfurullah. Daha 1 yılda olmadan ee, Arkadaşlarımız baya... bu fikirleri geliyor bize bir de hani ön açmak düşüyor o kadar yani başka bir şey evet. değil. Çok teşekkür ederim her iki teşekkür konuğuma da. Sevgili izleyiciler konuklarım petrol ofisi CEO'su Selim Şiper ve TGRT Haber ekonomi müdürü Celal Toprak'tı ekonominin dilini noktalıyoruz. Birazdan piyasadaki açılış rakamlarını sizlerle paylaşacağız. Bizden ayrılın.